Şimdi önemli bir başlıkla devam edeceğiz aslında. İsrail gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla sundu. Koridor için mükemmel zamanda mı Amerika Birleşik Devletleri'nin planını bypass edecek açıklamasıyla Ankara ve Bağdat arasında aslında görüşmeler, bu trafik devam ederken bu görüşmelerin sonrasında Irak ilk kez PKK'yı yasaklı örgüt ilan etti. Şimdi o görüşmelerin Türkiye'nin ve Irak'ın terörle mücadelesine yansımalarını konuşuyoruz ama Bağdat'taki zirvenin ekonomik sonuçları da bir hayli önemli. O da Irak'la kalkınma yolu projesi açısından yol, 1200 kilometrelik demiryolu ve otoyolla Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'na bağlayacak olan yol. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi de etkileyecek ve ortak fayda üretecek. İşte bu konuya ilişkin bu fotoğrafı İsrail Ekonomi Gazetesi Globus yayımladı. Ve neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı yer alıyor? Çünkü İsrail gazetesine göre bu koridor Amerika Birleşik Devletleri'nin lideri Joe Biden'ın bu planı içermeyen kara koridoru projesine bypass edecek deniliyor. Biden ülkesindeki seçimlere odaklanmışken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Orta Doğu'daki ilk kara koridorunu kurmak için fırsat elde edecek. Şimdi aslında bu koridoru ve bölgenin gelişmelerine çok daha fazlasını konuşacağız konuğumuzla. TEPAV Dış Politika Program Direktörü ve eski diplomat Gülru Gezer konuğumuz. Sayın Gezer'e soracağız. Şimdi gazetede yer alan bu haber çok çarpıcı, önemli. Aslında bypass edecek diyor. Bir anlamda Türkiye'nin eline fırsat geçtiğini ve bu fırsatı da iyi kullandığının altı çiziliyor bu manşette, bu başlıkta. Nasıl değerlendirirsiniz? Katılır mısınız Sayın Gezer? İlk öncelikle günaydın Göksu'yum, yayınlar diliyorum. İşte, baktığımız vakit bu proje aslında yeni bir proje değil. Bakın, Basra Yerel İdaresi bu Fav Limanı'nın inşaatını 2005 yılında öneriyor. İlk dönemin başbakanı 2010 yılında Maliki bu projeyi gündeme getiriyor. Yani şimdi İsraillerin söylediği gibi şöyle bir durum yok bakın ortada. Yani işte o IMEC biliyorsunuz, G20, Hindistan'ın G20 dönem başkanlığı esnasında Delhi zirvesi sırasında açıklanmıştı. Hindistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Suudi Arabistan, İsrail'in Hayfa Limanı, oradan Yunanistan ve Avrupa'ya bağlayacak bir hat. Yani bu kalkınma yolu projesi dünden bugüne ortaya çıkmış bir proje değil. İlk önce onu bir vurgulayalım. Yani nereden baksanız bir işte 20 yıl önceye kadar giden bir proje, ama özellikle yani o işte 2013-2019 dönemi arasında istenilen yatırım bulunamadı. İlgili hükümetler tabii ki Irak'ta hem işte DEAŞ'la mücadele olduğu için, istikrarsızlık olduğu için bu projeye gereken önemi atfedemedi Göksu Hanım. Ama Sudani başa geldikten sonra kalkınma yolu projesini Irak'ın bir nevi çıkış stratejisi olarak, çünkü sadece biliyorsunuz petrolden gelir elde edebiliyor Irak, gelirlerini de çeşitlendirebilmek için bu projeye büyük önem atfetti. Türkiye aslında başından bu yana tabii ki bu projeyi destekliyor. Irak'ın kalkınmasına yönelik olarak geçmiş dönemde yapılan, işte 2018 yılında ya da 2020 yılında yapılan toplantılarda da Türkiye bu projeye destek, hem yani manen destek verdi hem de maddi olarak destek vereceğini açıkladı. Dolayısıyla hani biz bu projeyi hep son dönemde konuşuyoruz ama evveliyatı olan bir proje. Yani İsrail gazetesinin yansıttığı gibi Türkiye bir fırsatını buldu. Hemen böyle bir proje yapmaya çalıştı. Burada işte IMEC'i ya da İsrail'i ya da Amerika'yı böyle ekarte ediyor gibi filan bir durum yok. Tabii ki verimli ortam, elverişli ortam. Şunu gazetenin açıklamalarından çıkacak olursak, Türkiye'den Basra Körfezi'ne uzanan bu kalkınma yolu projesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan ve İsrail üzerinden planladığı kıta koridorunu tam anlamıyla bypass eder diyemeyiz, değil mi Sayın Gezer? Yok, ama önemli bir alternatif. Neden? Alternatif çünkü bakın şimdi ama diyorsunuz. Tabii ve çok yani önemli ve belki de daha feasible bir alternatif. Çünkü biz bu IMEC projesi ilk başta dediler ki işte son derece önemli vesaire, ama yani bu Amerika'nın projesi aslında baktığımızda Çin'in kuşak yol projesini tamamen bypass etmek amacıyla. Çünkü evet, Çin'in kuşak yol projesinin ana arterlerinden biri
Çin-Pakistan ekonomik koridoru. Şimdi önümüzde o harita yok ama orada bir Gwadar limanı var. Ve o Gwadar limanını, Pakistan'daki Gwadar limanını Çin bir süreliğine hem renove etmek, genişletmek için kiraladı. Şimdi o Gwadar limanından batıya açılım için Süveyş kanalı yerine siz Şattül Arab yani Fav limanı üzerinden bu yeni İpek yolu olarak adlandırılan yolu kullandığınız takdirde sizin Avrupa'ya ulaşma süreniz Göksu Hanım 20 ila 25 gün azalıyor. Şimdi Aymek'in yapmak istediği Çin'i bypass etmek, Hindistan üzerinden dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, oradan işte İsrail ve Avrupa'ya ulaşmak. Ama Şimdi Sayın İsrail ve Suudi Cumhurbaşkanı. Arabistan arasında da o beklenen normalleşme süreci de ufukta görünmüyor. Şimdi o da görünmeyince aslında bu sürecin de çok da hızlı bir şekilde devreye girmeyeceğini de hesaba katabilir miyiz? Haritayı da arkadaşlarımız getirdi. Kesinlikle. Ben bu bakın bu IMEC ortaya ilk çıktığında IMEC artık ne diyorsak ben bununla ilgili bir yazı yazmıştım. O dönem işte çok özellikle Batı'da ve işte tabii Körfez ülkelerinde bu proje övüldü. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyük yatırımları olacak bu Evet. projeye ama ben o zaman da yazmıştım. Yani İsrail-Filistin ihtilafı çözülmeden İsrail'in bölge ülkeleriyle normalleşmesi tamamlanmadan bu proje hayata geçirilemez diye. Peki. Ondan sonra da biliyorsunuz zaten 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu patladı ve 6 aydır bir savaş yaşıyoruz biz bölgede. Yani şimdi Irak'ta hem bizim açımızdan yani biraz hani güvenlik Evet. kısmına, siyasi kısmına da değinecek olursak bakın artık merkezi hükümetin bu projenin yapılması yönünde ciddi bir Peki. kararlılığı var. Merkezi hükümetin PKK'nın yok edilmesi konusunda ciddi bir kararlılığı var. Kararlılık. Aynı şekilde bu kararlı Erbil'de de görüyoruz. Çünkü Evet. bakın bu hatta bir de şunu da söylemekte fayda var. Şimdi hattın nerelerden geçtiği belli. Musul'un aşağısına doğru zaten bir tren yolu var. Bu tren yolu modernize edilecek. Hızlı tren buraya konulacak. Evet. Karayolu da orada işte geliştirilecek, genişletilecek. Mevcut bir hat zaten var. Bu hattın üzerine bazı şeyler eklenecek, Evet. yatırımlar yapılacak. Şimdi terörle mücadele konusunda da kararlılık da sergilendikten sonra bölgenin tabii ki terörden arındırılmasıyla beraber o bölgede istikrar da oluşacak bu Ve güzergah üzerinde. güçlenecek iki Ve ülkede. tabii ki Peki. güçlenecek ve Türkiye de buna katkıda bulunacak. Ben bunun önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Fav Limanı'nın ilk bu arada yani diğer bölgedeki limanlara kıyasla da daha geniş bir liman, daha büyük ve daha derin bir liman Peki. olacak. Sayın Gezer çok teşekkür Kapasitesi daha ediyorum. büyük olacak. Evet, çok Ha, tamam önemli bir peki. başlık. Çok önemsedim ama süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tabii. İlerleyen günlerde kuşkusuz tekrar konuşacağız. Çünkü öyle ki sizin de söylediklerinizden şunu çıkarıyorum. Türkiye artık bölgede oyun kurucu bir ülke. Ana aktör rolünde bölge ülkelerini topluyor. Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Konuşacağız ilerleyen günlerde de.